Herkese merhaba. Önceki derste spray ile ilgili çeşitli form alanları eklemeyi göstermiştim. Şimdi spray'ı bir konu öteye taşıyorum. Yani spray sayesinde menü ve paneller oluşturmayı göstereceğim. Bunun için spray alanına geliyorsunuz. İsterseniz ekle spray'dan da erişebiliyorsunuz. Benim kullanacağım alan spray menü çubuğu, sekmeli paneller, akordiyon, şu son alan. Spray menü çubuğu ekleyerek işlemime başlıyorum. Spray menü çubuğu sayesinde sizler yatay ya da dikey menüler ekleyebilirsiniz. İnternet sayfaları yaparken sayfalarınız çok fazlaysa açılır menüler istersiniz. Üst kısımda isim olacak. Alt alanlara indiğinizde, yani sub menülere indiğinizde çeşitli menülerle karşılaşacaksınız. Spray menü çubuğu size bu imkanı sağlıyor. Ayrıca çok kolay bir şekilde kendi menünüzü oluşturma imkanı veriyor. Yatay ve dikeyden bir tanesini seçiyorsunuz. Ben yatayı seçtim. Tamam'a basıyorum. Buradan itibaren yapmanız gereken şey menünüzü şekillendirmek. Duruma göre ne yazacağınıza bakacaksınız. Spray menü çubuğundaki şu mavi alana bastığımda özellik alanındaki menü çubuğu karşıma geliyor. İsmi değiştirmiyorum. Raya kısmına geliyorum. Buradan bir iki taneyi değiştirdiğinizde zaten burası aklınıza yer edecektir. Neyi nasıl yapacağınızı bileceksiniz. Ana sayfa. Bağ diyez koymuş. Ben bu diyezi kaldırıyorum. Bunun yerine işte benim sayfam.com'dur. Ana sayfa butonuna basıldığında. Şu oku görüyorsunuz. Bu ok menünün üzerine geldiğinizde açılan alt menüler olduğunu izah ediyor. Zaten alt menüler olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Tıklamanız yetiyor. Öğe 1.1, 1.2, 1.3. Şuradan biz yalandan yere Google yazmış bulunalım. Buraya da başka bir site yazalım. Alt kısma sitenin adresini yazabilirsiniz. Hedef seçeneklerini, başlık seçeneklerini geçiyorum. Google kısmına da hemen. Yazdım. İstemediğiniz bir alan kaldıysa eksiye basarsınız. Ya da bana daha fazla menü öğesi gerekli diyorsanız artıya basarsınız. Ben şimdi iki tanenin bile fazla olduğunu, zaten burada sırıttığını farkındayım, düşünüyorum. O yüzden fazla uzatmıyorum. Şuradaki yukarı aşağı okularının da ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. İkinci kısma geçiyorum. Yani buradaki alana. Öğe 2. Öğe 2 hakkımızda olsun. Sayfanızın adresine göre bir hakkımızda sayfası oluşturacaksınız. Bunun için buradaki kutucuğa da basabilirsiniz. Şuradan sayfa ana basıyorum. Öğe geliyorum. Öğe 3. Öğe 3'te alt menünün alt menüsü karşınıza geliyor. Bakın 3-1-1, 3-1-2 tarzında şeyler. Bunları da değiştirerek işleminize devam edebilirsiniz. Ben şimdilik öğe 3'e linkler yazıyorum. Öğe 4'e de iletişim yazıyorum. İşte spray menü oluşturmak bu kadar. Deneyelim. Canlıya basıyorum. Spray'm hazır. Google My Net hakkımızda linkler. Öğelere dokunmadığım için buralar sabit kaldı. İletişim kısmında burada. Devam edelim. İkinci olarak size sekmeli panelleri anlatacağım. Tabii spray desteğiyle. Spray işin içine girdiğinde fark etmişsinizdir ki işler daha kolaylaşıyor. Bastım. Sekme 1, sekme 2. Sekme 1. Şuraya ben birinci sekme yazayım. Diğer sekmeye geçmek için şuradaki göze basmanız yeter. İkinci sekme alanı. İki tane sekme yetersiz. Daha fazla mı eklemek istiyorsunuz? Mavi kısma geliyorsunuz.
Buradan panellerden artıya basarak gerekli eklemelerinizi yapabilirsiniz. Sağ taraftakinde ne olduğunu anlamışsınızdır. Varsayılan panel, yani sayfa açıldığında canlıya basıyorum. İlk gelecek panel 3. panel. Sekme 3. Bir yaptığım anda 1. alan karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Buranın haricinde akordiyon oluşturma seçeneğimiz var. Akordiyon şu anlama geliyor. İlgili alanın, alan dediğimde şu etiket yazan alan, üzerine bastığınızda onun iç kısmına ulaşabiliyorsunuz. Etiket yerine haber bir içerik. İkinci alana geçmek için, yani ikinci etikete geçmek için gene aynı usul. Göz simgesine çok dikkat edin. Bastığınız anda işlem tamamdır. İkinci içeriğimiz. Mavi kulakçığa bastığınızda neyin ne olduğu görülüyor. Ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz. Şuradan haber 2 olsun. Haber 3. Haber 4. Canlı. Çok fazla birbirine girdi. Şöyle enter'e basıp açabiliriz. Canlı. Haber 2'ye bastığımda ikinci haber. 3'e bastığımda 3. haber. 4'e bastığımda 4. haber. Ayrıca on mouse over tekniğiyle de, yani fare üzerine geldiğinde bunların açılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Biz tıklayarak yapıyoruz şu anda. Son seçeneğe geleyim. Son seçeneğimiz spray daraltılabilir panel. Daraltılabilir panel, siz ona tıkladığınız zaman daralıyor. Genişken daralıyor. Gösterelim. Göze bastığım anda daralıyor. Göze bastığım anda açılıyor. Görüntü açık. Varsayılan durum açık. Animasyonu etkinleştirilen animasyonlu bir şekilde karşımıza geliyor. Bakın. Açık halde karşıma geliyor. Tıkladığım anda daralıyor. Tıkladığım anda açılıyor.